Herkese merhaba. Bugün yeni bir video ile karşınızdayım arkadaşlar. Bugün öyle bir söz verdiğimiz şeyi tutuyoruz. Ben size bir ETS2 videomuzda söylemiştim. Belki Farming Simulator 2022 gelir demiştim. Ve artık Farming Simulator 2022'deyiz. Yeni bir seri, yeni bir heyecan. Bu video artık yeni bir seriye başlangıç olsun. Daha farklı oyunlar da gelecektir ilerleyen zamanlarda. Şimdilik Battlefield 1'i bitirdik. Battlefield 1'i bitirdikten sonra Battlefield 5 çekme planım vardı ama Battlefield 5'ten önce farklı bir oyun sokalım araya. Sürekli Battlefield olmasın, Battlefield savaş oyunu olmasın. Biraz da farklı oyunlar sokalım dedim. Ve karşınızda Farming Simulator 22 ile beraberiz. Bugün sıfırdan kariyerle başlayacağız. Orta seviye bir zorluğumuz var. Önce arazi alalım. Önce bir arazi alalım. Şimdi birkaç tane de modumuz var. Oyunun kendi mod kurulum yerinden. Güzel bir modlar da yükledim yani. İşimize yarayacak modlar da var. Şimdi ilk bize ne gelir? Ne iyi olur? Şu an Ağustos ayındayız. Buğday ekili bir tarla alabiliriz. Kanola olabilir. Yulaf olabilir. Başka süpürge darısı olabilir. Bir de ben şeye bakmak istiyorum arkadaşlar. Bu oyun. Ay başına bir gün. Ay başına 2 gün düşsün. Kar açık. Sabit ay görün. Tamam. Onlar açık. Onlar açık. Yabani ot açık olsun, gerçekçi olsun, sıkıntı yok. Hemen şuradan da zamanımızı yavaşlatalım. Şimdi hangi araziyi, tarlayı satın alalım? Güzel soru. 54'te buğday var. Olabilir. 54-55 olabilir. Şimdilik mantıklı da duruyor aslında. Şurada ne varmış? Mısır mı var orada? Ne var? Ayçiçek mi? Yo. Buğday mı? 56 da olabilir. 56 da olabilir. Şöyle bir bakalım. 276 bin diyor. Bunların ikisini alsak. Teke düşürsek. Şuradan bir birleşme yapsak buraya. İlerleyen vakitte olur. O zaman ben buraları arıyorum. Burayı aldım. Bir de burayı alayım. Tamam. Şimdi markete gidelim. Markete bir ışınlanalım. Markete ışınlanamıyoruz mu? Ziyaret et. Heh. Markete gelelim. Şimdi bir traktör almamız lazım. O yüzden markete geldim. Normalde şeyden de alabilirdim. Tablette mi? Şimdi bir en az bizim 2 tane traktör almamız lazım. Çünkü birini işçiye verdiğimiz zaman birini de kendimiz kullanmamız lazım. O yüzden ucuz yollu 3 tane de alabiliriz. Hatta 2 tane küçük, bir tane büyük de alabiliriz. Veya hem küçük boy, orta boy bir de büyük boy alabiliriz. Modları da kullanabiliriz. Modlarımız da var ayrıyetten dediğim gibi. Şöyle bir bakalım bize hangisi uygun olur? Hangisi uygun olur? Eski motorlarla başlamayacağım. Eski traktörlerle başlamayacağım. Aslında 5S olabilir. 5S veya 6S mi alsak? 2023 model 5S. Bakalım şöyle. Traktör böyle. Beygir biz en pahalısını alalım. Şunu zaten 1 milyon 200 bin paramız var. Orta seviyede başladığımız zaman bir bize 1,5 milyon para verdi. Tekerlek markası. Ya, tekerlek markası BKT. Bildiğimiz marka bizim Türkiye'de de kullanılıyor zaten.
Cabin Extra, Exclusive, Exclusive Extra, Exclusive Panoramik. En pahalısı hangisi? Exclusive Extra mı? En pahalısından alalım. Al bunları. En pahalısından alalım ya. Onu da kapat. Başka ne ekleyebiliyoruz? Led. Al bunu da al. Al bunu da al. Bunu da al. Bunu da al. Ön yükleyici de al. Ön yükleyici Steel yok mu? Masayın kendisininkini alsak. Alalım. Hemen bir plaka da yapalım. Plaka türü. Hemen şöyle plakamızı yapıştıralım. Plakamızı da yapıştırdık. Ha, plaka yok. Takılmıyor mu plaka buna? Bilmiyorum o zaman. Şimdi bunu bir satın alalım. Bunu bir satın alalım. Sonra orta boylara gelelim. Orta boylarda neler var? Orta boylarda case alabiliriz aslında. Eski kasa şunlardan. Olabilir. Biraz da pahalıya kaçmadan almak istiyorum. Zenisi ondan alalım. Şundan alalım bir tane. Yine en güçlüsünden alalım. Front açıdır 1300. Front açıdır olsun ya. Yine BKT geniş lastikler, geniş lastikler ağırlıklar her türlü en pahalısı. Bu front tipini nasıl oluyor? Şöyle iyi. Mirror 2. Beacon Knights. 6 tane Beacon'ı ne yapacağız lan? Tamam, bunu da alalım. Bir tane de büyük traktör alalım. Onu da ne alalım? Yine modlardan alalım. Bunlar da bayağı pahalıymış. Biz bundan önce büyük traktörden önce bir tane biçer döver alamayız. Yoksa biçer dövere paramız yetmeyecek. Biçer döverde de mod kullanalım yine. Ne alabiliriz? Türkiye'den çok kullanılan versiyonu 5.9 diyebiliyorum. TC59 ve TX59. Ama ben onu kullanmak istemiyorum şimdi. Aktive alabiliriz aslında. Aktive veya aktive alalım. Fent oluyor, aktive oluyor. Aktive olsun. Geniş lastikler. Aktive alalım. 200 bin. Kesicisini alalım. Şu mu onun kesicisi ki? Fark ediyor mu ki? Taşır herhalde ya. 50 bine de bunu alalım. Daha remork alacağız. Bir ton şey alacağız. Hemen alalım. Şöyle bir şey işimizi görür mü ki? Görür aslında. Ya şundan alalım. Ayarla. Düzenleme standı. Gübre dağıtıcısı değil. Standart olsun. Geniş lastik. Tamam. Satın al. Bir tane römork aldık.
Patates, pancar, soğan, bilmem, saban alalım. Saban alalım. Sabanı çekebilecek kan şeyimiz var. Şunu alalım. Sonra pulluk alacağız bir de. Pulluk. Modlarımızda var mı pulluk? Modlarımız vardı işte, modlarımızda bayağı ağır iş makinesi kıvamında bir traktör lazım ki onlar çok pahalı. Paramız yetmeyebilir. Ayrıyetten belleme. Belleme makinesi ne oluyor tam olarak? Tarlaları bir sonraki ekime kullanır, saban yerine kullanılabilir diyor. Gerek yok, mibzer alalım bir tane. Şimdi bunun kombinasyonlar. Bununla beraber kombin edebiliyormuşuz bunu. 300 beygirmiş ama o da. Bunun kombinasyonu yok. Şunu alabiliriz. Bu gübre koyulabiliyor mu buna? Yoksa sadece şey mi? Tohum mu? Tohumla gübre koyulursa daha iyi olur bizim için. Ha bak, bir iyiymiş. Hem tohum konulabiliyor hem gübre konulabiliyor. 4000 litre de şey var. Evet, bu olabilir. Bunu alalım. Bunu alalım. Ekici aldık zaten. Mebzer aldık. Sprey mi alsak gübrelemek için? Şunu alayım ya. Bunu alalım. Başka ne alabiliriz? Çim biçme, elektrikli yükleme vagonları. Şimdilik onlara gerek yok. Ağırlık alalım traktörlere. Ne alalım? İki tane 1500 alalım. Başka ne alalım? Ot sökücüler alalım. Ot sökücü de lazım oluyor. Bunun kombinasyonu da mı varmış? Ot sökücü alalım. Alamadık. Hemen alalım. Video bayağı bir uzun sürecek. Daha bakayım şimdi kaç dakika olmuş. Daha 12 dakika olmuş. Biz işe başlayamadık. Siz düşünün arkadaşlar. Ne kadar uzun bir seri olacağını düşünün. Otlak bakımı ne? Çim ezicileri, ot sökücüler, çim tarla satın aldıkları, o bizlik değil. Taş toplayıcı. Taş toplayıcı, aynen. 100 beygir, 200, 102 metre küp. Şu olabilir. Bunu alalım. Olabilir. Çok makine aldık. Ama gereken makinelerin hepsini almak zorundayız ki yani anca bu şekilde gidebiliyor. Evet, şu anda acayip fazla makine aldık. Şimdi P'den ben arazimizin olduğu yere bir şey kurmak istiyorum. Onu nereden yapıyorduk? Konteyner balyalar değil. Sahip olunan nesneler de değil. Kullanılmış araç satışları. Aa bak, bu büyük traktör diye mi geçiyor? Ha, bunu alabiliriz. Bunu alabiliriz. 3 sayı. Versin 275 tekerlek kullanımı, dar lastik değil, çift tekerlek değil, arka çift tekerlek değil. Bu ne lan? Teker ağırlıkları. Şu neymiş acaba abi? Ben bunu merak ettim. Bu neymiş lan? Ters sürüş olsun. Twin track. Manzara penceresi. İkinci kapı. İç mekan. Tasarım 2. Tasarım 1. Beyaz olsun. Beacon lights olsun. Olsun, 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 turkuaz, red olsun, kırmızı olsun, 5 fazla olsun, korna, korna mı bu? Honk diyor, aynen, şöyle olsun, tinet diyor, evet. Tamam, böyle güzel. 160 bine de bu geldi. Normalde sıfırı 180 binden başlıyor.
Sonra ne diyordum ben, aynen bir şu oyunu kaydetsin, bir de şey kuracaktık. Nereden kuruyorduk onu acaba abi? Buradan değil. Paletlerden mi? Konteynerlardan. Konteynerlardan ne? Nereden diyor? Hayvan inşaat. İnşaat şuraya bir ben bu ne? Baraka, aynen. Şöyle bir gelelim. Biz kendi arazimize. Kendi arazimiz neredeydi? Karşıda mı kalıyor? Dur oğlum. E 56. Bulduk. 57. Söyle aynen 5. Çeviremiyoruz bunu. Çeviriyorduk şöyle. Nereye kursak acaba? Orası olabilir aslında. Şurası. Tam bu bölüm. Şuraya bir baraka kurulabilir. Bu bayağı büyükmüş ya. Abi daha ucuz bir şey yok mu? Şu nasıl? Bunu nasıl çeviriyorduk? Bu bayağı büyükmüş ya. Daha ucuz yolu bir şey yok mu? Heh, şunlardan tutayım. Bu da bayağı büyük. Ama bunu şöyle kurarsak belki olabilir. Tam tarlanın üstüne de koymayalım da. Şu şekil. Başka nesnenin üstüne geliyor derken, şuradaki tabelaya mı takılıyorsun sen ya? Gözünü seveyim yapma. Oradaki tabelaya da takılma ya. Şunu koyarız o zaman. Bu da bayağı büyükmüş ya. Şu. Oha, bu da kocaman. Bunu ama şöyle yapabiliriz. Yok ya, bu da bayağı büyük. Buraya ne koyacağız ki? Şu. Bu ne lan? Bunun şey ne sadece? Hangar olabilir, evet. 110 bin. Hangar olabilir. Şöyle koydum. Bakayım. Oldu ya. Olduğu kadar artık. Hangar olabilir. Evet. Şimdi traktörlerimizi teker teker taşımaya başlayalım. Ben taşıdıktan sonra videoyu tekrar başlatayım. Öyle devam edelim. Hatta video kaç dakika olmuş? 18 dakika olmuş. Taşıdıktan sonra da videoyu bitiririz. İkinci bölümde artık işe başlarız. Ben hemen araçları taşıyorum. Geliyorum. O zaman görüşürüz. Evet arkadaşlar. Bütün eşyaları getirdim tarlaya. Burada gördüğünüz üzere. Ha, bu buraya sığmadı. Yani sığdı da. Ben sokamadım. Sokmaya da uğraşmadım. Biraz böyle oldu. Biraz dağınık şu anda da. Daha toplarız. Sıkıntı yok. Daha da büyütürüz burayı zaten. Şimdilik idarelik dursun diye taş toplayıcımız burada. Ot sökücümüz burada. Küçük masa Ferguson'umuz, orta boy case'imiz var. Burada mibzerimiz var. İleride gübre makinemiz var. Burada büyük vatramız var. Valtramız var. Burada pulluğumuz var. Burada da sabanımız var. Dışarıda da biçerimiz de dorsemiz duruyor şu ana şu an. Evet. Şimdi yeni bölüme geçerken yeni bölümde ne yapacağımızı söyleyelim. Şuradan bakalım. Ekim şeyde hasat ayındayız. Buğday tarlamız var. İki tane hasadını yapacağız. Ağustos ayındayız şu anda. Ağustos ayında hasadını yapıp şu an ondan sonra satışa geçeceğiz.
Tarlalarımız böyle. Tarlalarımızı hiç kez şey yapmadık. Yabani ot kısmi varmış. Belki herbist alıp gübreleme makinesiyle yapabiliriz. Herbist de destekliyordu diye biliyorum. Yabani ot herbist şey yapıyor ona. Kireç gerekiyor diyor. Kireçleme de yaparız. Sıkıntı yok onda. İkisini her hepsini yaparız. İleride de büyük bir tarlamız var. Oraya da gidelim bakalım. Oranın durumu nasılmış? Ya işte dediğim gibi ilerleyen zamanla burayı birleştirebilirim. O yüzden ben burayı tercih ettim. Baya güzel bir arazisi var. Hatta bu tarafa doğru bir genişleme sağlayabiliriz. Nereden itibaren? O tarlanın bitişinden değil de tam şu bölgeden bakayım. Ha işte şu bölgeden şöyle bir birleşme sağlayabiliriz. İlerleyen süreçlerde burada verim bonusu çok iyi. Şu an hiçbir şey gözükmüyor. %50 de gübresi var. İlk hasatta hiç gübre şey yapmayacağım tekrardan. İkinci eğer kendimiz ekip şey yaptıktan sonra gübrelemesidir, kirecidir, yaban otudur, taşıdır, maşıdır hepsini toplayacağız. %100 verim bonusu yakalamaya çalışacağız. Evet, şimdi bugünlük bu bölümün sonuna gelelim. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer video öneriniz, oyun öneriniz varsa farklı farklı oyunlar. Assassin's Creed Valhalla. Ben Assassin's Creed Unity'den sonra oynamadım. Açıkça söyleyeyim Valhalla'dır, diğerleridir falan oynamadım. Hitman çekmeyi düşünüyordum. Hitman'de de şöyle bir şey oldu. Benim Epic Games hesabımda Hitman vardı. Epic Games hesabımda Hitman vardı ama Hitman'in demo versiyonuymuş. Sonra baktım ki Game Pass üyeliğim var benim. Game Pass üyeliğinde Hitman gözüküyor. Hitman 3. Yani World of Assassin bir şey bilmem ne. O gözüküyor. Ona da şu an GeForce Now destek vermiyor. İlerleyen süreçlerde düzeltme ek olarak vermişler. Düzeltme ek olarak yayınlamışlar. Belki GeForce Now'dan kaldırılacak olabilir. Bilmiyorum artık. Bazıları öyle oluyor çünkü. Neyse. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.